İpek Yolunda Sakin Bir Liman, Gülburnu Köyü Belgeseli. Tirebolu ve Giresun arasında küçük bir mahal olup, Letaifi Havaiyesi bulunmak cihetiyle, buraya Bağd-ı Sabah yani baharda doğudan esen, hafif ve hoş rüzgar manası olan Zefur denilir. Şair Şevket. Giresun'un tarih, kültür, turizm de marka değeri Esbiye ilçesi ve tarihi Zefre Limanı. Tarihi Zefre Limanı, Karadeniz bölgesinde tarihi önemli olan bir liman ve bu limandan İpek Yolu kolları vasıtasıyla Karadeniz İç Anadolu bölgesine bağlanıyordu. Dillere destan Karadeniz, Türk'ün tarihine bakarak çırpınır. Bu yüzden hırçındır Karadeniz. İnsanlar her zaman sakin ve güvenli bir liman arar burada. Tıpkı masmavi denizi, billur koyları ve dantela zarafetindeki sahilleriyle Zefre Limanı gibi. Karadeniz'e yüksekten bakan kent ormanına sırtını yaslamış, sükunet ve huzur diyarı Zefre. Doğu Karadeniz'in en ünlü doğal limanı olan Zefre, Karadeniz'in sert rüzgarlarına geçit vermez. Esbiye Zefre Limanı'na İpek Yolu kervanlarıyla gelen ticari mallar, gemilerle İstanbul ve Romanya üzerinden asırlar boyunca Avrupa'ya taşınmıştı. Yağlıdere'nin Karadeniz'e döküldüğü yüksek bir tepenin üzerindeki Andos Kalesi, Zefre Limanı'nı korumak için yapılmıştı. Zefre'den Gülburnu'na. İpek Yolu'nda güvenli bir liman olan Zefre, 1960'lı yıllarda Gülburnu adını alır. O zamanlarda Zefre Limanı ve Gülburnu köyündeki yaşama şöyle bir yakından bakalım isterseniz. Karadeniz sahilinde sakin ve güzel bir balıkçı köyü Zefre'nin 7 mahallesi vardı. Henüz sahillerinden karayolu geçmemişti. İnsanlar yüklerini sırtında taşırdı. Zefre Limanı insanlar için önemli bir geçim kaynağıydı. Karadeniz'in azgın dalgalarından korunmak için gemiler Zefre Limanı'na sığınırdı. Deniz taşkın olduğu zamanlarda, dalgalı olduğu zamanlarda gemiler bu limanda demir atarlardı. Ve o zaman burası çok kalabalık, gemilerin, balıkçıların iskan bulduğu bir yer. Bol miktarda kahvehane ve bakkal vardı. Köylüler, Zefre Limanı ve tersanesine gelen tüccarlara odun ve kereste satar, balıkçılık yaparak geçimini temin ederdi. Doğal ortam ve bozulmamış sahiller, görülmeye değer güzellikler sunardı. Pazartesi günleri Esbiye'de pazar kurulurdu. Köylüler, alışveriş için tarihi Gülburnu Camii önünde toplanırdı. O zamanlar kayıklarda motor yoktu. Kürek çekilerek Esbiye'ye gidilirdi. Bu yüzden fırtınalı günler Gülburnu halkı için bir kabus gibiydi. Ama hava güzel olduğu zamanlarda kayıklarla yarım saate Esbiye'ye gidilirdi. 6'da Esbiye dolunur, 8'e kadar ihtiyaçlar alınır. Yağdır, gazdır, tuzdur, şekerdir. Bir de somun ekmeği dediğimiz ekmek alırlardı. O zamanlar çok beklerdik, dedem gelsin de bize o somun ekmeğinden versin de yiyelim diye. Bize o somun ekmeği pasta gibi gelirdi. Çünkü devamlı mısır ekmeği yerdik. Başka bir ekmek yoktu. Hep eskilerin, büyüklerimizin giydikleri, onlara dar gelenler bize verilirdi. Babam ilk kez bana bir kara lastik almıştı. Ve ben o kara lastikle, daha ilkokula gitmiyorum, kara lastikle sabaha kadar yattığımı hatırlıyorum. Bu da benim gözlerimi yaşartıyor şu anda aklıma geldikçe.
Zefre Limanı'ndaki balıkçı barınağından kayıkla denize açılarak Zefre sahillerinde dolaşıyoruz. Karadeniz'in el değmemiş güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Hırçın Karadeniz bize süt liman oluyor. Zefre'den Espiye sahiline kadar gidip gelirken, kayıktan başka ulaşım aracının olmadığı, kar ve fırtınalı havalarda dünyayla bağlantısı kesilen eski Zefre'yi düşünüyoruz. Gülburnu Köyü. Gülburnu Köyü Giresun'a 26, Espiye ilçe merkezine 5 kilometre mesafededir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Hacı Mahmutlu, doğusunda Arı Durak ve batısında Değirmen Ağzı köyleriyle çevrilidir. Zefre Gülburnu Köyü sınırları içerisinde köyün su ihtiyacını karşılayan Laz, Liman, Kıdıllı ve Henek olmak üzere 4 deresi bulunmaktadır. Köy 7 mahalleye ayrılmıştır. Bu mahallelerden Henek Mahallesi tamamen iç kesimde olup 35 hane, Aktaş Mahallesi 46, Kıran Mahallesi 66, Kıdıllı Mahallesi 30, Yeni Mahalle 51, Liman Mahallesi 144 ve Civek Mahallesi 41 olmak üzere köyün genelinde toplam 413 hane bulunmaktadır. Bu 400 hanenin 350 hanesi veyahut da 300 hanesi gurbette. Fındık zamanı gelirler işte böyle yaz mevsiminde. Zefre adının kaynağı, Gülburnu Köyü, tarihi süreç içerisinde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ancak bu isimlerden Zephiron, Zefirion, Zefola, Zefirun, Zefir, Zefur, Zümre gibi isimlerden hiçbiri kullanılmazken, Zefre ismi halk arasında hala kullanılmaktadır. Arapça kökenli zefir isminin bazı kaynaklarda nefes verme anlamına geldiğini görüyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Giresun'a vardığında çeşitli yerlerden bahsederken Perpolum'dan sonra Zemreburnu'ndan geçtiğini ve buradan da Görele Kalesi'ne hareket ettiğini açıklamaktadır. Gülburnu Köyü'nün kuruluşu. Osmanlı'da ilk kez 1831 yılında yapılan ve kadınların sayılmadığı nüfus sayımında Zefre Köyü'nde 21 yetişkin erkek nefer, 24 çocuk, 13 yaşlı olmak üzere 58 kişinin bulunduğu yazılmaktadır. 1835 tarihli nüfus defterinde Zefre Köyü'nde 61 kişinin yaşadığı, bunların Balcıoğlu, Bayramoğlu, Candaroğlu, Eğrioğlu, Elet Miskioğlu, Gebeşoğlu, Hamza Hasanoğlu, Hamzaoğlu, İbreoğlu, Kara Hasanoğlu, Kandioğlu, Kocaoğlu, Kökeçalioğlu, Köseoğlu, Mansuroğlu, Mollaoğlu, Tankıroğlu, Zobunoğlu ve Zunoğlu lakaplı 19 sülaleden meydana geldiği görülmektedir. Manevi tarihimizde Gülburnu. Giresun'un iki köyü arasında seferde olan vapurların düdük çalarak selamladıkları bir yer vardır. Uluburun. Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü köyü ile Espiye ilçesine bağlı Gülburnu köyü arasında Karadeniz'in sarp kayalarını, oyuklarını ve yemyeşil ormanlarını bir arada görmek mümkündür. Gelin hep birlikte doğu ve batı istikametlerinde gidip gelen bütün vapurlara düdük çaldıran, selam verdiren bu burnun hikayesine birlikte göz atalım. Vaktiyle bir gemi Karadeniz'de fırtınaya tutulur. Kaptan Gülburnu köyüne sığınmaya karar verir. Uluburnu diye adlandırılan yere gelince tayfalar yorulur ve son gayretleriyle küreklere sarılır. Bu sırada denizden gelen ve karaya doğru şiddetle esen bir rüzgarın tesiriyle gemi sarsılır ve dümeni kopar. Kaptan idarede aciz kalır. Gemi kayalara doğru sürüklenmektedir. Tam kayalara çarpacağı sırada geminin direğinde yeşil bir ışık yanar. Bu inanılmaz hadise
gemidekileri şaşkına çevirir. Söylendiğine göre köyün Himmetli Gıranı denilen yerde Ocak Dede adlı bir Horasan Alperini'nin mezarı varmış. Gemicilerin kötü sonlarını gören bu ulu zat, yeşil sarıklı olarak tekneye hakim olmuş. Hatta tekneyi doğrulttuktan sonra dümeni de yerine takmış. Gemicileri sağ salim yolcu etmiş. O günden sonra gemiler düdük çalarak burayı selamlar. Karayolu geçmeden önce Gülburnu sahillerindeki Laz ve Zefre limanları gemilerin uğrak yeri ve tersane olarak faaliyet göstermekteydi. Limanın arkasındaki ormanlardan kesilen ağaçlar, Laz limanında gemilere yüklenip satılmak üzere başka yerlere götürülürdü. Laz limanında 300 tonluk büyük gemilerin inşa ve tamir edildiği bir tersane de vardı. Yukarıdan mesela odun, ağaç getirdik, burada satardık. İşte geçimimizi sağlardık. Yukarıdan buraya odun getiriyorduk, buradan yukarı Bukhara gidiyorduk. Neyle? Bir saatlik yola. Sırtınızda? Sırtımızda tabii. Yorulmuyor mu? Yol yok ki. Laz Limanı sahil yolu yapımı sırasında tamamen doldurularak yok edilmiştir. Boy bayrağın olduğu yerden başlar, ta arkadaki evlerin olduğu yere kadar devam ederdi. Burası başta başına bir zenginlikti. Burada 300 tonluk gemilerin yapıldığını ben hatırlıyorum. 1975 yılında yol geçerken Trabzon'dan gelen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndaki heyet limanın kaybolduğunu, yol geçmesi nedeniyle tahrip olduğunu söylediler. Bana o şekilde bir rapor verdiler. Gülburnu Köyü Asma Köprüsü. Gülburnu Köyü Köprüsü, Türkiye'de deniz üzerine serbest konsol metoduyla yapılan ilk köprü olma özelliğine sahiptir. 1998 yılında gergin eğik baskılı olarak yapımına karar verilmiş olan köprü projesinden daha sonra vazgeçilmiştir. Bunun üzerine limandan tünelle geçiş gündeme gelmiş, ölçümler yapılmış ancak bu güzergahta 30 civarındaki evin yıkılması söz konusu olunca bu projeden de vazgeçilmiştir. Tarihi limanın doldurularak yol yapılması kararı karşısında köy halkının bir bölümünden imzalar toplanmış, dilekçeler verilmiş, limanın 1850 yıllık geçmişi olduğunu gösteren belgeler gönderilmiştir. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucu her iki etüt çalışmasından vazgeçilerek bu kez köprünün dengeli konsol inşaat metoduyla yapılmasına karar verilir. 2007 yılında bitirilerek trafiğe açılan Karadeniz sahil yolundan 2 yıl sonra 22 Mayıs 2009 yılında köprü hizmete açılır. Köprü 3 ayaklı olup kenar açıklıkları 82.50 metre, orta açıklığı ise 165 metre olmak üzere toplam 330 metredir. Liman Camii. Köyümüzde yerleşim 1800'lü yılların başından itibaren başlamış, 1900'lü yıllara kadar devam etmiştir. İbadetlerini yapacakları cami ihtiyacı doğmuş ve bu amaçla ilk olarak bugün Liman Mahallesi dediğimiz yerde 1904 yılında ilk cami inşa edilmiştir. Kıran Camii. Köyümüzün nüfusunun çoğalması ve yeni yerleşim yerlerinin yapılması nedeniyle ikinci bir cami ihtiyacı doğmuştur. İkinci caminin bugün Kıran Mahallesi dediğimiz yerde yapılmasına karar verilmiştir. Caminin yeri Kocaoğulları ve Sofuoğulları tarafından hibe edilmiş, Güler, Uçar, Henek, Demir, Kıdıl ve Eraslan ailelerinin yardım ve destekleriyle 1951 yılında cami yapılmıştır. 60 yıl sonra Kıran'daki bu ikinci camimizin tamirat ve tadilat ihtiyacı doğmuştur. Bunun önce yıkıp yeniden yapmayı programladım ama Yüksek Anıtlar Kurulu'na takıldım. İyi ki de takılmışım, iyi ki de müsaade etmemişler. Yıkmak yerine, yıkıp yeniden yapmak yerine mevcudu restore etmenin daha uygun olacağını düşündüm. Bunun üzerine caminin restore edilmesi, imam evinin yenilenmesi, çevre düzenlemesi yapılması konusunda karar verilmiştir. Önce cemaat odasını, işte imam evini yaptık.
Çevreyi düzenledik, istinat duvarları yaptık, şadırvanı yaptık. Gülburnu Camii çok önemlidir bizim hayatımızda. Özellikle orada çok güzel bir cami restorasyonu yaptık. Ve hakikaten İstanbul Boğazı'ndaki Ortaköy Camii'nden hiçbir farkı yok. Olağanüstü bir eser ortaya çıkardık. Karadeniz sahil yolunun kenarında, denize tamamen sıfır. Karadeniz sahil yolunun kenarında olması hasebiyle 81 vilayetten cemaatimiz oluyor. Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi, Harşit savunması ve İkinci Dünya Harbi yıllarında büyük sıkıntıların yaşandığı yerlerden biri de Gülburnu'dur. Gemiler açıldı, limana gelirlerimse o derenin içine doğru uzakı eski evler gelir, insanları evle arkaya kaçarlarmışlar. Bize lağım atarlardı, öldürürler diye. Harşit'te Ruslar bombardıman ederlermiş bizim askerler bir yerde. Yiyecek yok, yiyecek yok, araba yok, bir şey yok. Bizim vatandaşımız arkasına vurmuş 10 kilo, 20 kilo yük. O kadıncağızlar hep beraber oraya askerlere yiyecek götürülmüş. Ne buluyorlardı yani? O zamanlarda böyle bolluk neredeydi? Kıtlık zamanlar oldu. Ekmek bulamıyordu insanlar. Fındık ekmeğini işte böyle ne bileyim ben suyla yoğuruyordu, şey diyordu herhalde. Sadece böyle böyle pişiriyordu sacın üstünde. Öyle bize veriyordu. Yoktu ki. Ayakkabı yok. Çarık efendim, çarık. İnan derisini kesersin, kıyılarını deler, ip takarsın, ayağına bağlar gider. Gülburnu Köyü'nün ekonomisi. Gülburnu Köyü'nün tarıma elverişli topraklarının az olması, büyük bir kesiminde orman ve fındık bahçeleri bulunması nedeniyle diğer tarım ürünleri için kalan alan yok denecek kadar azdır. Köyün geçim kaynağı başta fındık, balıkçılık ve çay tarımıdır. Fındık ilimizin alemati farikası. Giresun deyince akla ilk gelen ürün fındık. Ortalama dekar başına verimliğimiz 100 kilogram civarında. Zargana balığı olur, lüfer olur, barbun olur, palamut olur, istavrit olur, mezgit olur. Ortalama 50 ton, 100 ton çıkar yıl boyu. Bu Henek Deresi'nde, hani Zefre Deresi derler, denize kadar dağ alası denen alabalık çok boldu. Fırık kayaları ve Asargaya arası 8 mil sahile büyük balıkçılar girmesin. Burası bir akvaryumdur. Okullar eğitim yuvası. Gülburnu Köyü'ndeyiz ve Gülburnu Köyü İlkokulu bugün ıssız da olsa buradan yetişen çok değerli insanlar, vefakar insanlar var. Biz okula giderken ayaklarımız yalın ayak. Yalın ayak. Çarık bile yok. Çarık ayaklarımızda çarık yok. Henek Mahallesi'nden limandaydı okul. Limana kadar olan mesafe aşağı yukarı 3-4 kilometredir. Biz o limana kadar olan 3-4 kilometre mesafeyi o çocukluk yıllarımızda yürüyerek giderdik. İlkokulu 4'e kadar burada, ortaokulda SB'de okudum. Sadece köyümüzde bir tane motor vardı. Giresun Adası'nın önüne geldiğimizde motor arıza yaptı. Biz imtihanın birinci imtihana giremedik. Biz dedik ki biz okuyabilecek bir yani kabiliyete sahibiz. Siz bize bir şans tanır mısınız dedik. Ve biz okula öyle başladık. Kent Ormanı. Gülburnu Köyü Henek Mahallesi'nin üst kesimlerinde yer alan Espiye Kent Ormanı'na doğru yola çıkıyoruz. 15 dakikalık yolculuk sonunda ulaştığımız Espiye Kent Ormanı'nda orman ve denizin muhteşem manzarasını izlerken gözlerimiz kamaşıyor. Rüzgarda sallanan ağaçlar ve kuşların ninnileri eşliğinde çayımızı yudumluyoruz. Karadeniz ayaklarımızın altında sanki.
Gülburnu'ndan İstanbul'a göç. Gülburnu köyünden İstanbul'a ilk göç eden kişi Ömer Kara'dır. Askerlik dönüşü Esbiye İlkokulu'nda hademe olarak çalışmaya başlayan Mehmetoğlu Ömer Kara, 1936 yıllarında İstanbul'a gider. Ömer Kara, köydeki akrabalarını ve arkadaşlarını İstanbul'a çağırıp yanına alarak onların da işe girmelerini sağlar. İlk dönem İstanbul'un Fatih Küçük Mustafa Paşa ve Rami semtinde yoğunlaşan bu insanlar, 1960'lı yıllarda Bayrampaşa bölgesinde satılan arsalardan alarak, 1970'li yıllardaysa Atışalan bölgesinden arsalar alarak buraya yerleşmeye başlar. 1953'te İstanbul'a gittim. Yani ev tuttuk işte, bir ortaya işe girdik. Öyle geçindik gittik. Bugün Bayrampaşa ve Atışalan bölgesinde oldukça yoğun bir şekilde bulunan Gülburnu köylüleri, zaman içerisinde İstanbul'un değişik ilçelerine, başka illere ve dünyanın birçok farklı ülkesine göç etmiştir. Fakat Gülburnu köylüleri ata dede memleketlerini asla unutmamış, sıla-i rahim kültürünü yaşatmak için yaz tatillerinde Giresun, Esbiye, Gülburnu köyüne gelmiştir. İstanbul'da kurulan Gülburnu Köyü Derneği. İstanbul'da yaşayan Zefreliler örgütlenerek hemşerilerinin karşılaştıkları sorunları güç birliğiyle çözmek, sevinç ve acıları paylaşmak amacıyla bir dernek kurmaya karar verir. Bu kararlarını İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinin Murat Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki küçük bir yazıhanede hayata geçirirler. Başkanlığa da Ali Kara'yı seçerler. Böylece Gülburnu Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği'nin kuruluşu 1974 yılında resmen gerçekleşmiş olur. Derneğin kuruluşunu gerçekleştiren kurucu üyelerden hayatta olmayan Ali Kara, Selamet Kıdıl, Bekir Gebeş, Kazım İşsever, Nazmi İpek, Mustafa Ulu, Hakkı Güler ve Mehmet Özkan'a Allah'tan rahmet diler, hayatta olan Ömer Güler ve Kemal Küçü'ye de sağlıklı uzun ömürler dileriz. Derneğimizin yanında bir Gülburnu Köyü Gönül Birliği adı altında bir oluşum gerçekleştirdik. Buradaki amacımız daha çok hayır hasanat. Şimdiye kadar 100-150 civarında öğrencimize burs verdik. Yol nedeniyle yıkılan eski caminin yerine yeni caminin yapılması, caminin hemen yanındaki 70 metrekarelik dükkanın cemaat odası ve Kur'an kursu yapılması, eski liman köprüsünün olduğu yere 5 kabinli tuvalet yapılması, Karadeniz sahil yolu nedeniyle yok olan mahalle çıkışlarına merdiven yapılması, köye elektrik getirilmesi için proje çalışması, Henek yolunun proje alınması, limana barınak yapılması için proje alınması. Dernek bu çalışmaların yanında yardıma muhtaçlara yardım edilmesi, içme suyu boruları döşenmesi gibi birçok konuda Gülburnu Köyü'ne hizmet yapmışlardır. 1974 yılında kurulan Gülburnu Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği'nin kuruluşundan bu yana 1974-1984 yılları arasında Ali Kara, 1984-1998 yılları arasında Talat Çakır, 1998-2005 yılları arasında Kemal Kıdıl ve 2005-2009 yılları arasında Hüsnü Kıdıl başkanlık yapmıştır. 2009 yılında başkanlığa gelen Necati Ulu halen derneğin başkanlık görevini sürdürmektedir. Erdi dağların karı, geçti ömrümün baharı, acı kapıya gelmeden durma gel gönlümün barı.